Merhaba herkese. Bu videoda Hristiyanlar Tevrat'a inanır mı? Eski ve yeni antlaşma yani ahit ne demek? Tevrat'ın yasaları bugün Hristiyanlar için geçerli mi? Hristiyanlığın evrensel olması ne demek ve Hristiyan olmak için Tevrat ve Zebur'u okumak gerekli mi gibi konular üzerine ayetlerle beraber birlikte bakalım. Öncelikle evet, Hristiyanlık Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitaplarından oluşan eski antlaşmayı tanrı sözü olarak kabul eder. Ancak bizler eski antlaşma değil eski antlaşmada vaat edilen Mesih'in getirdiği yeni antlaşma altındayız. Peki bu ne anlama geliyor ve eski antlaşmada Tanrı'nın planı ve vaadi neydi? İnsanlığın en başında Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan Adem ve Havva, şeytan tarafından kandırılıp itaatsizlik ederek bencilliklerine yenik düşüyorlar. İyiliği ve kötülüğü bilmenin meyvesini yedikten sonra masumiyetlerini kaybediyorlar, bencillikleri ve itaatsizliklerinden dolayı işledikleri günah da Adem ve Havva'nın özünü değiştiriyor. Tanrı günahın bir karşılığı olduğunu, ışığın yanında karanlığın var olamayacağını belirtip Adem ve Havva'yı Adem bahçesinden kovuyor. Ancak onları umutsuz bırakmıyor. Rab çıplak kalan Adem ve Havva'ya hayvan derisinden giysiler hazırlıyor ve Havva'yı kandıran şeytana dönerek bir vaat veriyor. Seninle kadını, kadının soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Kadının soyu senin başını ezecek, sen onun topuna saldıracaksın. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette. Adem ve Havadan sonra uzun yüzyıllar boyunca birçok olay oluyor ve nihayetinde insanların büyük çoğunluğu Tanrı'nın yolundan sapıyorlar. Bencillikleri üzerinden kendilerine dünyasal tutkulara, kibire ve açgözlülüğe veriyorlar. İnsanlar Tanrı'yı unutup putlara ve iblislere tapmaya başlıyorlar ve bunların içerisinden kendi çocuklarını yakarak kurban etmek gibi birçok ağır kötülük ve ahlaksızlık türüyor. Tevrat'ın vaadi ve eski antlaşma denildiği zaman çoğunlukla akla ilk olarak Musa ile birlikte gelen yasa ve Musa, Harun ve Miryam'ın önderliğinde yönetilen İsrail halkı geliyor. Ancak eski antlaşma Musa, Harun ve Miryam'dan uzun yüzyıllar öncesinde yaşamış olan İbrahim ile başlıyor. Erdemlerden uzak, Tanrı'yı unutmuş ve putlara tapan bir halkın içerisinden İbrahim, Tanrı'nın sözünü dinleyip sadece Tanrı'ya olan güveniyle nereye gideceğini bilmeden evini, ülkesini bırakıp yola çıkıyor. Bunun üzerine Tanrı İbrahim'e hem bir ülke sağlayacağını, hem de kısır olan karısı Sara'dan bir oğlu olacağını ve İbrahim'in soyunun sahildeki kumlar kadar, gökteki yıldızlar kadar büyük yani sayısız olacağını vaat ediyor. İbrahim çok uzun bir süreç boyunca Tanrı'yı tanıyor, imanda, erdemlerde ve Tanrı ile olan ilişkisinde güçleniyor. Birçok mucize görüyor ve Tanrı'nın vaat ettiği üzere kısır olan eşi Sara 90 yaşındayken bir çocuk doğuruyor ve bu ilişki içerisinden bir gün Tanrı İbrahim'in en değerli gördüğü şey üzerinden yani sarıdan doğan vaat edilen çocuğu İshak'ı üzerinden İbrahim'i deniyor. Ancak İbrahim İshak'ı feda etmeye göze alacak kadar Tanrı'nın gücüne ve iyiliğine güvendiği için Rab İbrahim ile bir antlaşma yapıyor ve bu antlaşmanın temeli de şu. Rab İbrahim'e konuşurken şöyle diyor. Yaratılış 12. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Ve tekrar Yaratılış 22. bölüm 16 ve 18. ayetlerde şöyle diyor. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla Yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak çünkü sözümü dinledin. İbrahim'in soyu aracılığıyla bütün uluslar, bütün insanlar kutsanacak. Tanrı ona güvenen, onu dinleyen, adil ve doğru yaşayan İbrahim aracılığıyla bütün ulusları kutsamak ve soyu aracılığıyla da özgür iradeli insanları kendisini, erdemlerini, sevgisini ve gücünü tanıtmak ve belli etmek istiyor. Ve böylelikle Tanrı İbrahim'e bu antlaşmanın bir simgesi olarak kötülükten ve bencillikten ayrılmanın bir göstergesi olan sünneti veriyor. Yıllar içerisinde İshak'tan Yakup ve daha sonra da İsrail ismini alan Yakup'tan İsrail'in 12 kavmi ve bu İsrail oğullarından da büyük bir halk oluşmaya başlıyor. İsrail halkı Mısır altında köleliğe düştüğü bir zamanda Rab, Musa, Harun ve Meryem'i peygamber ve önder olarak görevlendiriyor. Mısır'dan halkını mucizelerle birlikte kurtarıyor ve ardından Tanrı, Musa aracılığıyla kendi kutsallığını açıklayan 10 emiri ve ardından da eski antlaşmanın toplamında 613 tane olan bu yasasını bu dönemde veriyor. Ve böylelikle Tanrı İsrail halkı için özel bir düzen kuruyor. Tanrı İsrail halkını hem peygamberleriyle hem de Davut ve Süleyman gibi kendi seçtiği krallar aracılığı ile özel bir şekilde yönlendirdi. Sadece İsrail'in o dönemine ve şartlarına ait içinde bulundukları duruma yönelik bu peygambersel yönetim altında buyruklar verdi. Tanrı, İsrail etrafında çocuklarını yakarak ilahlara kurban etmek dahil her türlü ağır günaha bulaşan bazı halkları yargılamak için yer yer İsrail'i kullandı. Aynı şekilde İsrail halkı günah işlediği zaman da onları sürgüne gönderdi ve farklı uluslar altında köle olmalarını sağladı. Yunus gibi peygamberleri günah altında şeytani bir kültürde yaşayan ulusları uyarmak için gönderdi ve Ninova gibi şehirleri ve içindeki insanları kurtardı. Tanrı eski antlaşmada birçok farklı şekilde İsrail halkını yönlendirdi, erdemlerini adım adım açıkladı, özel bir şekilde peygamberleriyle talimatlar verdi. Ve İsrail halkına dışarıdan insanlar katılabiliyordu evet. Ancak bu antlaşma evrensel değildi. Herkesin Tanrı'nın kutsal ruhuna erişimi yoktu. Bu noktada değinebilecek çok şey var ama ben sizlere kısaca 3 noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlar hayvan kurbanı, antlaşma sandığı ve tapınak. Tanrı eski antlaşmada bu uçu üzerinden bunlarla ilgili yasa ve buyruklar veriyor. Rab günahın bedeli ölüm olduğunu hatırlatmak için ve günahın sonucunu insanlara göstermek üzere insanların günahlarına kefaret olarak hayvan kurbanı düzenini getiriyor. Ve Rab kendi özel buyruğu ve Musa'ya verdiği bir görüm ile en saf altından, üstünde iki meleğin heykeli olan ve içinde Tanrı'nın gökten indirdiği ekmek, Harun'un mucizevi rahiplik asası, Tanrı'nın kendisi özel bir şekilde yazarak Musa'ya verdiği Üzerinde on emirin bulunduğu taş levhalar yani Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın özel bir şekilde orada bulundurduğu kutsal ruhu bulunuyordu. Bu sandık en saf ve temiz materyallerden yapılmaydı ve ancak Tanrı'nın atadığı rahipler tarafından taşınabiliyordu. Ve tekrar Davut ve Süleyman döneminde Rabbin kendi yönlendirmesiyle bir tapınak inşa edildi. Bu tapınağın iç kısmında kutsallar kutsalı denilen iç bölmede Tanrı'nın antlaşma sandığı bulunurdu ve Levi oymağından bir baş rahip her sene sadece bir defa bu odaya girer, burada bulunan merhamet tahtı üzerine hem kendi hem de tüm halkın günahlarının kefareti için hayvan kanı serperdi. Ancak hayvan kurbanı insanların günahlarını ortadan kaldırmadı, insanların kalplerini değiştirmedi. Günahtan ötürü insanların Tanrı'nın kutsal ruhuna sınırsız bir erişimi yoktu. Rab kendi amacını gerçekleştirmek üzere ancak peygamberlere, rahiplere, belirli kişilere kutsal ruhunu döküyordu. Ve eski antlaşmada işte bu düzen üzerine verilmiş birçok tapınaksal, seremonik, temizlikle ilgili yasalar ve peygamberlerin yönetimi altında olan İsrail halkına özel buyruklar ve yönergeler veriliyordu. Fakat bütün bunların arasında eski antlaşmada Rab, Adem ve Havva'dan başlayarak eski antlaşmanın en son peygamberine kadar kurtarıcı Mesih'in geleceğini ve onunla birlikte yaklaşan yeni antlaşmanın müjdesini verdi. Bu kurtarıcı Mesih sadece İsrail halkı için değil ama tüm dünya için gelecek, insanları için acı çekecek, halkın günahlarını yüklenecek, bedeni deşilip hor görülecek, bir bakireden doğacak, başlangıcı ve sonu olmayan, tüm insanların tapacağı, sonsuz krallığın sahibi, bizler için insan olarak gelecek olan Tanrı'nın kendisi olacaktı. Eski antlaşmanın içerisinde yaklaşan yeni antlaşma hakkında Rab şöyle diyor. Yeremi 31. bölüm 31 ve 32. ayetler arasında şöyle yazıyor. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkartmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Ve tekrar Ezekiel 37. bölüm 26 ve 27. ayetlerde şöyle yazıyor. Onlarla huzur ve barış antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek Onların ortasına kuracağım konutum aralarında olacak. Onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Rab Eski Antlaşma içerisinde buyruklar, yasalar verdi ancak insanlar bu buyruk ve yasaların arkasındaki nedeni ve tanrının ruhunu göz ardı ettiler. Sevgiyi bir kenara bırakıp yasaları yüzeysel bir şekilde yerine getirmeye çalıştılar. Amos peygamberin kitabı 5. bölümde şöyle yazıyor. İsyanlarınızın çok, günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum. Ey doğru kişiye baskı yapan, rüşvet alan, mahkemede mazlumun hakkını yiyenler. Rab şöyle diyor: İğreniyorum, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besili hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk da ırmak gibi sürekli aksın. Ve Rab eski antlaşma içerisinde gerçek isteğini peygamberler ile belirtiyor. Mika peygamberin kitabında 6. bölüm 6 ve 8. ayetlerde şöyle yazıyor. Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı? Bir yaşında danayla mı çıkayım? Binlerce koç sunsam? Zeytin yağından on binlerce deri akıtsam? Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Ey insanlar! Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Aynı şekilde Davut peygamberin 15. mezmurunda şöyle yazıyor. Ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Lekesiz bir yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen. iftira etmez, dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz böylesi. Aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Kendi zararını ant içse bile dönmez andından. Parasını faize vermez, suçsuza karşı rüşvet almaz. Böyle yaşayan asla sarsılmayacak. Yani yasaya kurbanı dayalı değil ancak Rabbin erdemlerini takip etmek ve onu sevmek ile ilgili ilişkisel sözler ile Rab istediğini özetliyor. Ve Tanrı sözü aracılığıyla dünyaya bir insan yani bir kul olarak geldiğinde sadece İsrail halkı için değil ama tüm insanlar için yeni bir antlaşma ile geleceğini, kutsal ruhuna iman edecek bütün insanların üzerine dökeceğini eski antlaşma içerisinden bizlere bildiriyor. Malaki 3. bölüm 1. ayette şöyle yazıyor. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor. Her şeye egemen Rab. Ve tekrar Yeşaya ye 11. bölüm 10. ayette şöyle yazıyor. O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. Ve böylelikle Mesih İsa, Tanrı'nın öz sözü, Tanrı'nın kendisi, bir insan bir kul olarak bu dünyaya geldi. Hepimiz gibi bir insan olarak yaşadı. Her insanın ortak sıkıntılarına, zorluklarına, ihtiyaçlarına, denenmelerine tamamen ortak oldu ve her insan gibi Tanrının altında Tanrıya tabi bir insan olarak hayatını sürdürdü. Eski antlaşmada vaat edildiği gibi körlerin gözlerini açtı, hastaları iyileştirdi, esirleri serbest bıraktı, ölüleri diriltti. Tanrının kendisi olduğu halde Eski Antlaşmanın yasası altında doğmuş, tamamen bir insan olarak geldi ve yaptığı her şeyi Baba Tanrı ile olan ilişkisi içerisinden yaptı. Sadece bir vaaz vermedi ama Tanrının sözü aramızda yaşadı. Tanrı ile nasıl bir gerçek ilişki kurulur? İnsanlar nasıl sevilir? Tanrı'nın gerçek yüzü nasıldır? Bize insan halinde anlayabileceğimiz bir şekilde yaşayarak gösterdi. Hiçbir kısa yola başvurmadı. Tanrısal gücünü kullanarak acı ve sıkıntılardan kaçmadı. Ama yaratan Rab, Tanrı tamamen bir insan olsaydı nasıl yaşardı ve neler yapardı sorusuna tam bir cevap olarak bu dünyada hayatını sürdürdü. Ve Mesih İsa eski antlaşmada verilen buyrukları ve yasaları kendi sözleriyle şöyle özetledi. Matta 22. bölüm 37 ve 40. ayetler arasında Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır ve yasa altında Meryem Ana'dan bir insan olarak doğan Mesih, Tanrı'yı ve insanları lekesiz bir şekilde fedakarca sevmesi ve hiçbir günah işlememesiyle eski antlaşmayı tamamladı ve eski antlaşmadaki yasaya galip gelen tek insan oldu. Eski antlaşmada peygamberlerin yazdığı gibi insanlar uğruna acı çekip kendi günahsız kanını insanların kefareti için feda etmesi gerektiğini havarilerine birçok defa önceden bildirdi. Ve son akşam yemeğinde şu sözlerle yeni antlaşmayı kendi kanı üzerine getirdiğini açıkladı. Luka 22. bölüm 19 ve 20. ayetlerde şöyle yazıyor. Eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onları verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza katılan, kanımla gerçekleşen Yeni antlaşmadır ve ardından kendi isteğiyle onu suçlayanların eline kendini teslim etti, haçını taşıdı ve haç üzerinde ölmeden önce tamamlandı dedi ve eski antlaşmanın yasasını günahsız hayatı ile tamamlayarak temiz kanını insanların günahlarının kefareti için sundu. Ama insanları için dünyaya beden alarak gelen Tanrı sadece acı çekerek ölmedi ancak ölümden 3 gün sonra dirildi ölümün son olmadığını ama dirilişin ve bediyetin gerçek olduğunu dirilmiş bedeniyle insanlara kendini göstererek açıkladı. Ve Mesih İsa insan bedeninde göğe yükselip göksel merhamet tahtına kendi kanını serpmeden önce bu dünyada ona iman edecek herkes için aynı dirilişi ve insanı kötülükten kurtaran ve temizleyen kutsal ruhunu vaat etti. Ve böylelikle havarilerine ve öğrencilerine tüm insanlara Mesih İsa'nın buyruklarını öğretip öğrenci olarak yetiştirmelerini ve onları vaftiz etmelerini buyurdu. Ve Aziz Petrus'un liderliğinde havarileri ve öğrencileri üzerine kendi kilisesini yani imanlar birliğini kurdu. Mesih İsa çarmıh üzerinde kendini feda ettiğinde eski antlaşmanın tapınağında içinde Tanrı'nın antlaşma sandığı bulunan baş rahibin yılda sadece bir defa girebildiği Tanrı'nın kutsal ruhunun özel bir şekilde bulunduğu kutsallar kutsalı bölmesini ayıran büyük perde ortadan ikiye yırtıldı ve büyük depremler oldu. Böylelikle yine antlaşmanın artık geldiğini, kutsal ruhun bizler için gelen Mesih'e iman edecek herkes için artık mevcut olduğunu ve iman karşılığı aldıkları kutsal ruhun lütfu ile değişerek gerçek kurtuluşun sağlandığını, evrensel ve ebedi antlaşmanın gerçekleştirildiğini Rab açıkça gösterdi. Ve tekrar Mesih İsa'nın önceden peygamberlik sözüyle bildirdiği gibi bu olaylardan kısa bir süre sonra İsrail'deki tapınak Roma altında yıkıldı, İsrail halkı ise yıllar içinde dünyanın birçok köşesine sürgün olarak gitti. Tapınağın yıkılmasıyla beraber İsrail'in tamamen ele geçirilmesi, Yahudi'ye büyük yıkım uğradıktan sonra Yahudilerin sürgün ile birçok farklı bölgeye dağılması, eski antlaşmadaki tapınaksal, seremonik ve İsrail halkına özel olan buyrukları yerine getirmeyi imkansız hale getirdi. Böylelikle eski antlaşmada Rab söz verdiği gibi Adem ve Havva'ya verilen kadının soyundan gelecek olan Mesih, yani Bakire Meryem'den doğan İsa Eskiye benzemeyen, ebedi, evrensel ve kalıcı olan yeni antlaşmayı getirdi. Hristiyan olmak bu yeni antlaşma içerisinde Mesih'e olan iman ile Tanrı'nın ruhunu alarak onun erdemlerini kuşanmak, dünyaya ve günaha karşı ölüp Mesih İsa'nın sevgisi ve fedakarlığı içinde yaşamaktan ve bu tek gerçek kurtuluşu yani Mesih İsa'yı insanlara duyurmaktan ibarettir. Peki durum böyleyse bir kişi eski antlaşmayı okumadan Mesih İsa'ya iman ederek Hristiyan olabilir mi? Evet, bir kişi eski antlaşmayı okumadan sadece İncil'i okuyarak iman edebilir ve Mesih İsa'nın verdiği vaatlere ve kutsal ruhuna sahip olabilir. Peki o zaman biz eski antlaşma altında değilsek ve iman edip Hristiyan olmak için eski antlaşmayı okumamıza gerek yoksa eski antlaşmayı hiç okumayalım mı? Hayır. Anlamak gerek ki eski antlaşmada bugün bizimle alakası olmayan geçersiz yasa ve buyruklardan sadece İsrail halkı için belirli bir şart ve dönem altında verilmiş yönergelerden çok daha fazlası var. Eski antlaşma hala Tanrı'nın insanlarla olan tarihi ve ilişkisini, ahlaki buyrukları, paha biçilmez bilgeliği, yargı günü ve Mesih İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili peygamberlikleri ve daha birçok değerli şeyi içinde bulundurur. Ama hepsinden önemlisi, Aziz Agustinus'un söylediği üzere, yeni antlaşma eskide saklıdır. Eski antlaşma ise yeni de aşağı vurulur. Yani İncil'in tüm derinliğiyle beraber tam bir şekilde anlamak için Eski antlaşmayı da okumak gerekli. Ancak şunu hatırlamak gerek. İncil'de de yazdığı üzere Tanrı eski antlaşmada peygamberleriyle çeşitli yollardan bize seslendi. Ama Tanrı'nın öz sözünün dünyaya gelmesiyle tüm evreni aracılığıyla yarattığı görünmeyen Tanrı'nın görünen yüzü olan oğul Mesih İsa ile bizlere doğrudan birebir konuştu. Eski antlaşmada kısıtlı bir şekilde Rab kendisini insanlara aracılarla açıkladı ama Tanrı'nın öz sözü olan Babanın bağrında bulunan oğul, Tanrı'nın kendisi bu dünyaya insan olarak gelerek bize kendisini tanıttı. Bu yüzden Peygamber Vaftizi Yahya açıkça diyor ki, yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder, gökten gelen ise herkesten üstündür. Yuhanna 3. bölüm 31. ayet. Yani dünyadan olan dünyayı anlatır. Dünyayı vaat eder, dünyasal bencilliği, arzuları, şehveti ödül olarak sunar. Ancak bu dünyaya insan olarak gelen Tanrının kendisi Mesih İsa herkesten üstündür ve iman karşılığında Tanrının ruhuna sahip olabilmemizi sağlayan, Tanrıyı bize birebir tek tanıtan da odur. Bu yüzden eski antlaşmada Tanrı düşmanının kayıp hayvanını veya malını bulursan ona geri götüreceksin, düşmanın yardıma muhtaçsa ona yardım edeceksin ve düşmanından iğrenmeyeceksin hor görmeyeceksin diye buyruk verirken yeni antlaşmada Tanrı'nın kendisi ruhunu dökerek açtığı kapıdan düşmanını sev, senden nefret edenlere iyilik yap, lanet edene dua et diyebiliyor. Ve bu yüzden de eski antlaşmadan Tanrı hakkında bir çıkarım yapıyorsanız ama bu çıkarımı Mesih İsa'nın yüzünde göremiyorsanız çıkarımınız yanlış demektir. Çünkü bize Tanrı'yı tanıtan bizim gibi bu dünyada insan olarak yaşamış Tanrı'nın kendisi Mesih İsa'dır ve daha da genel bir ifade olarak eğer Tanrı hakkında herhangi belirli bir düşünceniz varsa ama bunu Mesih İsa'da göremiyorsanız o zaman bu düşünce de yanlış demektir. Umuyorum bu kısa videodaki bilgiler eskantlaşma ve inantlaşma ile ilgili bazı temel sorulara cevap olmuştur. Ben gelecekte eskantlaşma ve inantlaşmanın derin ile ilgili özellikle belirli konularda daha detaylı videolar yapmayı planlıyorum Rabbin iradesiyle ama şimdilik bu kadar. Dilerim siz de İncil'den başlayarak kutsal kitap okumayı, Rabbe danışmayı ve dua etmeyi unutmayın. Rab'dan sevgiler.